Sektörün en bilgi verici mutfağı Kafadan Mutfağı'na hoş geldiniz. Şu an part 3'teyiz. 3. partta karşılaştırma yapacağız Vosco blenderları arasında. Bu sayede hangi blenderı almanız gerektiğini çok daha rahat öğreneceksiniz. Ve bunun içerisinde bir de buz testi yapacağız. Hangisi buz kırmada daha başarılı? Buzlarımız erimesin diye ilk etapta buz testi yapacağız. Daha sonra buzlar eridi, oldu demeyin diye hemen hızlı bir şekilde, çünkü hava sıcak, malum yaz dönemi, hemen çıkartıyoruz. Aynı buz oranını atacağım ikisinde de. 5 ve 5. Evet, ikisine de 5 tane buz dolu attım. Su koymayacağım. İkisinde ne kadar buzu kırdığını göreceğiz. Hemen başlatıyorum. Birinciyi çalıştırıyoruz. Evet, hemen hızlı bir şekilde şu şekilde parçalanan buzları böyle bir kar şeklinde şöyle. Hemen zaman kaybetmeden ikinci makinamıza geçiyoruz. İşte karşılaştırmada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi bunda biraz daha uzun süre olurken bu arkadaş da hemen ürün rahat bir şekilde. Evet, biraz önce de görüldüğü gibi bu makinede buzlar çok daha hızlı kar haline dönüştürürken burada tabii ki biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Tabii ki biraz daha içerisine karıştırmanız gerekiyor daha doğru sonuç alabilmeniz için. Bu da gösteriyor ki verdiğiniz paranın karşılığını mutlaka alıyorsunuz. O yüzden bu tarz güçlü makinelere yönelmeniz, ki bütçeniz varsa, çok çok daha iyi. Bunun dışında tabii ki yalıtımı olması çok çok daha önemli. Daha artısı var, ses olarak artısı var. Görüldüğü gibi buna göre daha boğuk bir ses, daha az bir ses duyabiliyorsunuz burada. Burada tabii ki yalıtım olmaması sebebiyle özellikle buz parçalamada daha büyük bir ses çıkabilmekte. Bunun dışında görüldüğü gibi puls, ikisinde de puls var. Burada sadece en büyük avantaj, buradaki panelde kullanımı çok daha basit, karmaşık değil. Hani baktığınız zaman... gibi çok daha kullanımı basit bir ürün ama başka bir program ekleme şansınız maalesef olmuyor. Tamamıyla işleri manuel yürütmeniz gerekiyor. Ama bu üründe ise baktığınız zaman dediğim gibi üzerinde 5 adet programlama, hazır program var ki siz bunun üzerine de ekleme yapabilirsiniz. Tuşa basıp çalıştırmanız yeterli. Görüldü, başladı, azaldı, tekrar yaptı. Ama bu üründe ise başında durup hızını arttırıp azaltmanız gerekiyor. Tabii ki bundaki birçok işlemi bunda da yapabilirsiniz ama başında durmanız gerekiyor. Bunda yaptığınız zaman programlamaya basar, döner, başka işlerle de uğraşabilirsiniz. Hem zamandan hem de paradan, birçok şeyden, efordan sarf etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı çok daha başarılı bir ürün. Zaten fiyatından da anlaşılacağı gibi görülecek. Ama bunun dışında hani benim bir önceki videolarda söylediğim gibi özellikle bıçak yapısı çok çok daha güzel. Çok hoşuma gitti. Sonuç da bu yüzden çok daha başarılı. Üzerinde de Japon bıçağı olduğunu gösteriyor. Tırtıklı olması, çift bıçak ve özel bir bıçak yapısı olması çok daha başarılı olduğunu göstermekte. Burada tam şeyden oturtamıyorum. Altını hiçbir zaman göstermedik. Burada altını da gösterelim. Şimdi
İki ürünü de alt kısmını göstermek istiyorum. Sebebi şu, alt taraflardan ve birçok noktadan hava aldığını gösteriyor veya hava akışının olduğunu gösteriyor. Bu da bu sayede motorun hiçbir şekilde belli bir derece üzerine çıkmadığını ve ısınmadığını, motor ömrünün daha uzun olduğunu gösteriyor. Bu iki makine de aynı. Zaten makineye aldığınız zaman göreceksiniz ciddi bir hava dışarı doğru üflüyor. Bu da motor ömrünü uzatan unsurlardan bir tanesi. Bakalım başka nelerimiz var. İstiyorsa bu şekilde. Bu şekilde de çıkartıp temizliğini sağlayabilirsiniz. Şöyle tekrar takmak istediğinizde. Bunu sürekli yapmanızı önermiyoruz. Gerçekten yılda bir defa bu işi yaparsanız. İkisini de yaptık. Çok pislendiyse tabii ki çıkartıp yapabilirsiniz. Bu da bir kolaylık sizin için diyelim. Ve çok sağlam kapatsanız da bir sıkıntı yok. Şunu da atalım ve videonun en sonunda, serinin de sonuna geldik. 1262. bar blenderı tanıtımından sonra da artık nice bar blenderları tanıtmaya kadar bu geyik devam eder diyeyim. Güzel iki ürün. Umarım siz de sorunsuz, güzel bir şekilde beğenerek, severek kullanırsınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Eğer satın aldığınızda da sizin deneyimlediğiniz başka şeyler varsa mutlaka yorumlara bekliyoruz. Her zaman söylüyoruz. Biz burada olabildiğince objektif bir şekilde ürünleri tanıtmaya ve karşılaştırmaya çalışıyoruz. Ama biz kullanıcı olmadığımızı her zaman söylüyoruz. Kullanıcı deneyimlerini mutlaka yorumlara bekliyoruz. O bizim için çok çok önemli ve değerli yorumlar. Güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Mutlaka bir like'ınızı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.